Ol Resul'ün kademine yüz sürüp naleyninden yüz çevirmek olur mu? Mukaddes emanetler içinde Hazreti Resulullah'ın mübarek ayaklarına giydiği naleyn denilen bu sandalet tipi ayakkabıları da vardır. Hicaz bölgesinin sıcak iklimine ve kumlu arazisine son derece uygun olan bu ayakkabıların tekine nal, çiftine ise naleyn ismi verilirdi. Naleynin taban kısmı birkaç kat tabaklanmış deri ya da köselenin dikilmesiyle oluşurdu. Ayağı bilekten ve üstünden kuşatan kayışların yanı sıra, biri baş parmakla yanındaki parmak, diğeri de orta parmakla onun yanındaki parmak arasından geçen iki tane bandın bulunması en bariz özellikleriydi naleynin. Topkapı Sarayı'nda 3 adet Nali Saadet ile bir tane Hazreti Peygamber'e ait olduğu belirtilen Yemeni tipinde kapalı modelde ayakkabı muhafaza edilmektedir. Bu Nali Saadetlerden birisi Abbasi Hanedanı soyundan Derviş Muhammed isimli bir şahıstayken 1872 yılında sahibinden alınarak İstanbul'a getirilmiştir. Mukaddes emanetler arasında dolaşırken Hazreti Peygamber'in naleyninin resimlerinin de çizilmiş olduğunu görürüz. Bunlar halkımız arasında yaygın olan Hazreti Peygamber'in Nali Saadet ya da Paşmak-ı Şerif ismi verilen pabuçlarını temsil eden şekillerin bulunduğu evlerin, Hazreti Peygamber hürmetine maddi manevi birçok musibetlerden korunacağı ve bu şekillerin berekete sebep olacağı şeklinde inanışın ürünleridir. Nali Saadet kalıplarından birinin üzerinde yer alan şu satırlar, Ümmet-i Muhammed'in onun ayakkabılarının şekline dahi ne büyük bir sevgiyle bağlandığını göstermektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nali, kainatın başı üzerindedir. Bütün halk onun gölgesi altında yücelmiştir. Ben Mustafa'nın nalininin misaline hizmet ettim. İki cihanda da onun gölgesi altında yaşamaya azmettim. Sa'd ibn-i Mesud onun nalininin hizmetindeydi. Ben de onun misalindeki hizmetimle mes'udum. Turdayken Musa'ya nalini çıkart diye nida edildi. Onun nalinine ise arş üzerinde bile çıkartmaya izin verilmedi.